Galiba algı oluşturma, evet, algı yönetimi. Algı. Evet, algı. Bunu söylüyorsunuz. Algı. Başka bir şey söyleyeyim. Efendim 1071 Malazgirt Bulvarı ile ilgili bandımız hazır. Uğur'dan rica ediyoruz. Önce o bandımızı izliyoruz. Tekrar stüdyoda olacağız. Sesi verebilir miyim bir şey? Çok mükemmel bir yol. CHP'ler çok itiraz ediyor buna. CHP'ler o zaman buradan geçmesin. Nereden geliyorsunuz? Kazan'dan geliyorum. 10 dakikada buraya geldim. Müthiş bir şey. Melih Bey'i kutluyorum. Ben BDP'liyim. Oyumu ona vereceğim. Fen Lisesi'ne giriş verilmesi lazımdı. Sağa döndüğümüz zaman, çünkü öbür türlü ne oluyor? Aşağı iniyorsun tekrar Çukurambar tarafına. Oradan U dönüş yapıyorsun kaçak olarak. Tekrar köprünün altına girip Fen Lisesi'ne çıkıyorsunuz. Otu'dan geliyorum. Otu'ya gittim. Oradan çıkışta hemen yolu kullanmak için geldim. Asıl amacım oydu yani. Hani burada işim yok ama yolun nasıl olduğunu öğrenmek için yolu kullandım. Güzel yani, başarılı olmuş. Özellikle Konya yoluna çıkışı rahatlattı. Armadan önüne şu anda boş. Çok iyi. Teşekkür ediyoruz. Gayet güzel. Lamba yok. Trafik yok. Çok rahat. Nasıl? Mesafeler kısaldı mı? Kısaldı tabii. Lamba yok görmüyor. Araç görmüyorsun. Dümdüz geliyorsun. Yani bir adam yapmış. Şeyler olsun. Biz burayı keşif amacıyla kullandık şimdi. Açlı Otobüsler Derneği'yiz. Buradan şehirler arası otobüslerimizi göndermek için bu yolu teste geldik şimdi. İnşallah bu yolu otobüslerimiz kullanacak bundan sonra. Daha kısa mesafeler. Tabii normalde çevre yolunu dolanması gerekiyordu. Hem mesafe olarak hem akaryakıt sarfiyatı olarak büyük şeylere sebep oluyordu bu. Şimdi bu yol sayesinde vatandaşlarımız daha kısa sürede Konya, Adana istikametlerine gidebilecekler. Keşif gibi geldim. Yalnız Taarus'un önünden çıktığımız zaman bu köprünün sağ tarafına nereden geçeceğiz onu merak ediyorum. Demet Eyler'den geldim. Yeni Mahalle tarafından. 5 dakikada buradaydım. Kesinlikle yol medeniyettir. Karşı çıkmak ise cehalettir. Şu taraftan gelip de köprünün üzerinden gitmek için karşıdan karşıya geçerken lamba koymamışlar şu yukarıya. Yani lamba olması lazım aslında. Yapandan Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel bir şey yani. Kısaldı mı mesafeler? Kısaldı. Trafik yok. Çok rahatça gelebiliyorsun yani. Yani yapan herkese, emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz yani. Güzel bir yol olmuş. Özellikle teknolojik aletler de, göstergeler de konulmuş. Güzel. Ankara trafiğine rahatlatacağına inanıyorum. Çok güzel oldu. Beğendiniz? Beğendik. Büyükşehir Belediye'mize çok çok teşekkür ediyoruz. Son derece ihtiyacım olan bir yol. Çay yolundan geliyorum. İhtiyacım olan bir yol. Kullandım. Yapanın eline sağlık. Çiğdem Mahallesi sakini olarak kullanacağım yeni yolu. Çok da güzel oldu bence. Yani güzel şeyler bunlar, kötü şeyler değil. Zaten Konya yolu da zamanında ODTÜ'yü bölmüştü hatırlıyorsanız, 30 yıl önce belki yani. O zaman hiç kimse, gerçek ODTÜ'lüler diyeyim, eski adam gibi adamlar diyeyim yani, karşı çıkmamıştı böyle şeylere. Yani şehir merkezinde kampüsü zaten sadece Türkiye'de var, başka bir yerde de yok yani. Tebrik ediyoruz, süper bir yol. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Şehir yolundan yükünü biraz daha bu tarafa doğru aktardılar. Evet, Melih Bey, röportajları dinlediniz. Ben şunu söylemek istiyorum. Bugün bu haberi haber merkezimizden, Ankara Haber Merkezimizden Pınar Tatlıbaş yaptı. Ben giderken kendisine, kendisiyle sabah gündem toplantısında bunu konuşurken mutlaka aykırı görüşler veya karşı muhalif görüşler, karşı çıkanları da bul dedim. Burada 17 tane o yolu kullanan vatandaşımızla röportaj yapıldı. İnanın Pınar bekledi bir aykırı ses, bir muhalif ses bulmak için ama bulamadı. Bunu da söylemek istiyorum, hani izleyicilerimiz bunu sorarlarsa diye. Bunu da söylemek istiyorum. Çok beğenmişler. Biz çok, de sizi tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yani, Ankaralı'ya, Ankaralı her şeye layık. Biz burayı yaparken buna karşı çıkanlar kimdi hatırlayın. O günkü olayları hatırlıyorum. Yani milletvekillerinden tutun da. Hüseyin Aygün. Nazlıaka. Evet. Aylin. Onları davet edin, gezdirin Nazlıaka sayın vekilleri. Birisi güzel bir söz söylemiş. Evet. Onlar geçmesin demiş. Aslında yani ben mesela gerçek otürler diye sayın. Ben Hüseyin Aygün olsam, Aylin Nazlıaka olsam kişisel olarak onur meselesi yapar geçmem oradan yani. Olur mu böyle şey? Tak onur meselesi yapar geçmem oradan. Çünkü onları yapmamaları lazım yani. Evet. Şimdi bakın bu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki bu çocukları kandırdılar. Zavallı bu çocuklar. Yani bu marjinal gruplar var. Gerçekten zavallı çocuklar. Kandırılmış çocuklar. Ve bu marjinal gruplar uluslararası sermayenin, o karşı çıktıkları grubun oyuncağı şu anda. Bunları sokağa dökenler doğrudan doğruya Amerika'daki neokonlar, İstanbul'daki baronlar, bunlar talimat veriyor.
Bunların liderlerine anlaşıyor. Bunlar sokağa çıkıp devrim yapıyoruz zannediyorlar. Aslında onların şu anda ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Evet. Ya yani mesela bu yolu, o kadar dikilen ağaçları, belki orada siz ne kadar ağaç tahliye ettiniz bilmiyorum. Bakın 600 küsür tane ağaç tahliye ettik. Evet. 2300 civarında deniyordu. Hiç sayısını da tartışmadık. Çoğu da çalı grubu. Bizim buraya dikmiş olduğumuz evet. Çalı grubu 17 bin tane. Yani onu bir tarafa bırakın. Ağaç olarak dikmiş olduğumuz ağaçların sayısı hepsi yetişmiş. Yani bunlar yurt dışından gelen şanzelize tipi denir. Yani şanzelizenin iki tarafındaki böyle özel bitkiler bu 25-30 yaşında 25 seneden 30 seneden beri özel biçiliyor Paris. Ve hazırlanıyor. O tarz şeyler, ıhlamur ağaçları. Şimdi biz bunların hepsini diktik, pırıl pırıl bir bulvar oldu. Yani şu anda tartışmasız. Dizayn açısından Ankara'nın en güzel bulvarlarından birisi oldu. Onların içinden hiç ikna olup size gelen oldu mu? Ya da bir mesaj ben af diliyorum, nedamet diliyorum şeklinde. Hayır, öyle duymadım. Ama bir şey söyleyeyim. Kendi aralarındaki... Siz onları kamerayla takip ettiriyorsunuz. Bak, üniversitede eylem yapmaya karar verdiler. Bütün Ankara'yı davet ettiler. Hacettepe Üniversitesi'nden açılış geldi. Günü mü? Açılış günü. Herkes geldi. Toplam 600 kişi toplayabildiler. Fotoğrafları var. Bak bütün Ankara'daki bütün marjinal grupları her bir taraftan çağırdılar üniversiteye. Davet ettiler. 26 bin mevcudu var ODTÜ'nün. Evet. Bu dışarıdan gelenlerle 600 kişi. Bunlar zaten ODTÜ'nün içinde 250-300 kişi. Ve nasıl söyleyeyim size, bir tanesi kafasına Bizans'ı geçirmiş. Yani bizimki 1071 Malazgirt ya. Hmm. Adama dokunuyor. Bizans doğumu mudur nedir bilmiyorum ki Bizans'ı geçirmiş kafasına. Yani böyle bir şey olur mu yani? Evet. Anlamak mümkün değil ki. Evet. Yani niye karşı çıkıyorsun kardeşim? Bizans. Ne güzel söylemiş demin bir tane röportajda. Yol medeniyettir kardeşim. Karşı çıkmak cehalettir diyor. Ne kadar güzel söylüyor vatandaş. Evet. Mis gibi bir ifade kullanıyor. Bir de eski ODTÜ'lülerden. Ya dedim ki arkadaş bak burası olunca rahat edecek bu şey Kızılay tarafına giden trafik. Çok rahatlayacak. İşte görüyorsun adam diyor ki 5 dakikada geldim. Şimdi yarın Allah nasip ederse Dikmen tarafına giden bir yer var. Orada da bir kamulaştırma derdimiz var. İnanılmaz bir şey. Yani vatandaş bilsin orada niye duruyor. Bir tane adamın orada arazisi var. Arazinin içinde 5 kuyu var. 5 kuyu 25 yılda 3 trilyon lira gelir elde edilirmiş sudan. Mahkeme böyle bir karar verdi bize. 3 trilyon lira para vereceksiniz dedi. 4 tane kuyu kör, bir tanesi çalışıyor. 25 yıl boyunca bu suyun getirisi 3 trilyonmuş. Biz adama 3 trilyon ödeyecekmişiz. Böyle bir şey var mı ya? Siz ne yapacaksınız? Ben de direndim. Tersini şey ettim. Hala dava üstüne düşüyor. Hayret yeni bir mahkeme kararı geldi. Bu sefer 1 trilyon 900'e indirmişler. Siz onu indirirsiniz. Ya uğraşıyoruz indirmek için. Kamunun parası. Sonra ben madem buranın böyle getirisi var. Onların mahkemedeki yaptığı tespite göre biz de dedik ki onlardan atık su parası alalım. Atık su parası almak için yaptık. Gittiler ona yürütmeyi durdurma kararı getirdiler. Bir alem uğraşıp duruyoruz. Yani orayı da açacağız da o kamulaştırma işini halledelim. Bu evet. Bazı şu an siz konuşurken ekranda arkadaşlarımız Ankara Bulvarı ve devamındaki 1071 Malazgirt Bulvarı'nı gösteriyorlar. Öyle mi? Evet. Melih Bey, o bazı özellikle dinlediniz TGRT mikrofonlarına konuşan vatandaşları bir iki rutuş istiyorlar. Herhalde o rutuşları da yapacaksınız. Yapılır. Onların ne olduğunu bilmiyorum da belki onların çözümleri vardır. Kendileri farkında değildir. İlk geçtikleri için onu da söyleyeyim. Demin bir ifade kullandım. 17 bin çalı diye. Yanlış söyledim. 105 bin çalı diktik. 105 bin. 105 bin. Yani orada 2600 tane çalı var. Biz 105 bin çalı diktik. Yani o kadar enteresan bir şey ki aldı başını gitti iş yani. Şimdi neyin mücadelesini veriyorsun? Neyin kavgasını veriyorsun? Hangi yeşilin kavgasını veriyorsun? Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine söylüyorum. Benim Ankara'ya yaptığım yeşilin sizin kaç tane belediyeniz var? Zekatını yapmamıştır, zekatını. Ben belediye başkanı olduğumda bundan 20 yıl önce Ankara'da kişi başına 2 metrekare yeşil alan düşüyordu. Şu anda Ankara'da kişi başına yeşil alan 19,5 metrekare. 19,6 hatta metrekare. Şimdi ben size bir sual soruyorum. Eğer nüfus sabit olsa ne olacaktı? 39 metrekare olacaktı. Ne demek bu biliyor musunuz? Biz Cumhuriyet tarihinde 71 yıllık tarihte Ankara'ya dikilen ağaç kadar ağacı her yıl dikmişiz. Her yıl. Biz böylesine başkanı belediye başkanı olsaydı.
Evet. E hiç düşündünüz mü bunu? Benim zaman zaman aklıma geliyor bu. O gün açılış konuşmasına dikkat edin. Başbakan da onun altını çizdi Sayın Başbakan. ODTÜ'nün, işte hocaların, bazı şeylerin, çevrelerin tepkileri çığ gibi siz durmadınız. 4 ay süreydi. 4 ay çok kısa bir süre aslında okullar için. Rekordur. 8 tane 600 evet. geçit var. Evet, evet, müthiş bir şey. Hakikaten müthiş. 9 kilometre evet. kanal var altında. Evet. Şey, yağmur suyu kanalı. Yani ya Nuri Bey bir defa şu yol yani Türkiye'ye dikilen her bir kazma, her bir çomağın bir defa yanında olmalıyız. Ya Batuhan, ODTÜ'yü karşına almak kolay bir şey değildir. Koca koca ODTÜ. Yani ama yani, şu bulvara da şu bulvarı da karşıya alabilir şey yani. Bir şeyi unuttular onlar. Biz devletiz. Biz devletiz. Devletin bir gücü var. Devletin gücüyle sen kalkıp da öyle 3 tane, 5 tane marjinal grup çıkacak, bağıracak, çağıracak, baş edecek. Yok öyle bir şey. Devlet ya var ya yok. Ama orada millet... devletin varlığı ortaya çıktı. Bakın bir haklığımız ortaya çıktı. Hayır. 20 kişi geçiyor oradan, bir tanesi aleyhte değil. Ama, ben de dedim ama ki... Ama milleti yanlarına alabilirlerdi. Alamazlar. 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 Haklı değiller. Haklı değiller. Oradaki mahalleliği bahane ediyorlar. Hatırlar mısınız? Evet. Bir ara röportaj yapıldı. Sayın Başkan, İstanbul'da yanlarını alabildiler. Bir ölçüde başarılı oldular İstanbul'da. Gezi yani başarılı. Gezi'de iki tane, üç tane ağaç. Biz de tecrübeli olduğumuz için önceden millete anlattık. Bu sefer onlar düştü. Yani yanlış olduğunu millet evet. gördü. Sonucunda da gördü. Şimdi geçiyor. Ya diyorlar tamam Melih bu işte %100 haklıymış. Kaç kişi? 1000 kişi de 998'i böyle diyor. Melih Bey şu an işte ekranda görüyoruz. Yani müthiş. Şu anda... Evet. Bu yola karşı çıkmak bilmiyorum. Yani nasıl bu zırhımızı işliyor ya? Teşekkür ediyorum. Ben bunu görmemiştim ya. Gördünüz mü? Harika yani ya. Şu an şuraya bakın bak. Üst rahat, alt rahat, gelen giden. Aman ya Rabbi. Evet, evet. Maşallah. Gerçekten maşallah. Biz ben en azından kendi geçen, tebrik bakın, ediyoruz. Ben orada heyecanla başbakanla konuşurken teşekkür edemedim. Emeği geçen özellikle fen işlerindeki arkadaşlara ve müteahhit arkadaşlara 4 ay gibi kısa zamanda bitirdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Hem de taşa sopaya rağmen. Rağmen evet. İşte Ankara'yı çok bilmeyenler için bu sorun olabiliyor. Ankara'yı bilmiyorlar, Ankara'nın işleyişini de bilmiyorlar ve medya algısını da bu gruplar çok iyi kullanıyor. Onu da teslim etmek lazım herhalde. Doğru söylüyorsun. Sayın Başkan. Ben bir şey söyleyeyim. Burada güzel de bir şey var. Biliyorsunuz bunun devamı Anadolu Bulvarı. Evet. Anadolu Bulvarı'ndan geliyorsun. Tam Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde. Ya şu anda tam önünde. Tam CHP bak. Milli İrade Köprüsü. Milli İrade Köprüsü'nden geçiyorsun. Zaten o ismi mahsus koydunuz. Melikşah'a selam verip 1071'den devam ediyorsun. Malazgirt Bulvarı'na giriveriyorsun. Sayın Yazıcıoğlu'na da büyük bir şey yapmışsınız. Evet, evet. Rahmetliye. Rahmetliye. Benim onu çok da... sevdiğim evet. dostum, kardeşim. Çok evet. iyi bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Ara vermiyor. Yani o da Malazgirt'in bir unsurudur. Tabii. Malazgirt yiğididir o da. Evet, mekanı cennet olsun inşallah. Bir ara verme durumundayız tekrar. Kısa bir aranın ardından 30 Mart'ta giden yolu konuşacağız. Ankara projelerini konuşacağız. Köşeyi döşedikçe böyle zevkli. Her şey, hayatımdaki her şey güzelleşti, değişiverdi birdenbire. Önce sen beğeneceksin, sonra herkes. Kelebek. Çiğ köftem dünyanın her yerinde. En tatlı acı çiğ köftem. Teknolojiye inat, taş değirmenden gelen hakiki tat. Nurettin Kocatepe kahveleri. Burası Kor Diplik. Burada her gün 1 milyon metrenin üzerinde ip falat üretimi yapıyoruz. 40'ın üzerinde ülke ihracat yapan bir aile şirketiyiz. Bizim ihracatlarımızla beraber yurt dışına çıkışlarımız ve yurt dışı aramalarımız da arttı. Seyahat sırasında mecburen gidip konuşuyorsunuz. İnternetinize bakıyorsunuz, telefonlar geliyor, onları açıyorsunuz. İstanbul'a geri dönüyorsunuz. Seyahat masrafı kadar bir faturayı önünüzde buluyorsunuz. Sonra Vodafone'dan geldiler arkadaşlar. Red Business tarifelerini tanıttılar. Bir tane tarife seçiyorsun. Dünyanın birçok ülkesinde konuşuyorum, internete giriyorum. Sanki Türkiye'de gibiyim. Şimdi görüyorum arkadaşlarımla konuşuyorum. 5 gün seyahate çıktık, bu kadar fatura geldi diyor. Gelir. Yurt içi tarifenizi yurt dışında da aynen kullanmak Vodafone Red Business'la işte bu kadar kolay. Her
Her şeyin başı sağlık. Sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor. Alanında uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın hastalıklarla ilgili en son tedaviler, zinde bir yaşam için basit ama hayati öneriler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar sabahı saat 10'da TGRT Haber'de. İnsanlar unutuyor, çok çabuk unutuyor. Şimdiki gençler bilmez. Biz burada neler çektik neler. Şu karşısı çöplükten dağ olmuştu. Su akmaz, sinek, böcek, koku, nefes alamaz. Gazeteler, gaz maskesi dağıtıyordu kuponla. Biz de onları turistlere veriyorduk burada. Olacak iş mi? Ama şimdi öyle mi? Nereden nereye geldik? Çalışınca oluyormuş demek ki. Sular gürül gürül akıyor. Sabahleyin geliyorum, her taraf tertemiz. Şehirde yaşadığımızı anladık. Kendimize geldik. Ben şehre hizmet edene bakarım. Ben lafa değil, icraata bakarım. Daima millet, daima hizmet. AK Parti. Evde her köşeyi döşedikçe böyle zevkli. Her şey, hayatımdaki her şey güzelleşti, değişiverdi birdenbire. Önce sen beğeneceksin, sonra herkes. Kelebek. Teknolojiye inat, taş değirmenden gelen hakiki tat. Nurettin Kocatepe kahveleri. Bir ülkeyi seversiniz, her şeyi yaparsınız. Karkış dinlemez, kilometrelerce yol gider, her köşesine ulaşırsınız. Bir ülkeye gönülden bağlıysanız, sevdiklerinizi güvenle evlerine ulaştırmak için her şeyi yaparsınız. Atlas, Türkiye'nin lastiği. Hırdavat.com. Usta işe alışveriş. Çiğ köftem dünyanın her yerinde. En tatlı acı çiğ köftem. Evet efendim, TGRT Ankara stüdyolarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek ile yayınımıza devam ediyoruz. Nuri Elibol ve Ercan Gürses ile birlikte. Melih Bey, kendinizi alamıyorsunuz yolunuzu, evet, izlemekten. Deminden beri yolu izliyorum. Tebrik ediyoruz yani, öyle Allah ya da böyle olsun. Bir sağ olun. Bu ayrı bir şey. Şimdi hızlanalım biraz, son 30 dakikamız, son tura girdik artık. Ama bu arkada hep dönsün dursun ya. Tamam, sizi mi kıracağız? Bu yorgunluğunuzu alıyorum. Vallahi öyle bir lezzet alıyorum. Bu gerçekten büyük bir rahatlık sağlayacak ama ben şunu sorayım. ODTÜ'nün altından da bir yol geçireceksiniz galiba siz. ODTÜ ile uğraşmaya, evet, devam edeceksiniz öyle ODTÜ'nün mi? ODTÜ'nün altını delip geçeceğiz inşallah. Yani bir daha tekrar bölme. Ne yapacaksınız hemen? Yani delip, yani deli şey... Tünelle. Tünel yaparak delip geçeceğiz inşallah. Anladım. Aşağıda ağaç yok, bir sorun olmaz. Ağaç yok o zaman. Orada da bir sorun çıkarırlar. Yani sorun, onlar sorun çıkartma hastası o marjinal gruplar. Yani illa ne olursa olsun. O yol Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bir. Evet. Mimarlar Odası, Şehir Plancılar Odası iki. Marjinal gruplar üç. Bunlar her şeye karşılar. Ne olursa olsun. Hayırlı yapılan her işe karşılar. Bir ara ODTÜ yönetimiyle de husumetiniz var. ODTÜ yönetimi farkı yok zaten o marjinal gruplarla, evet, maalesef kontak halinde. Mesela dün burada olaylar oluyor. Molotov kokteyllerini alıyorlar ellerine, atmak istiyorlar. Polis üniversite yönetimiyle konuşuyor. Diyor ki bunları engellemek lazım. Üniversite yönetimi içeriye girmeyi engelliyor. Yani elindeki Molotov kokteyli olana yardım ediyor. Böyle yönetim olur mu? Evet. Bu yönetimlerin değişmesi lazım. ODTÜ bizim başımızın tacı. Bak 26 bin öğrencisi var. 26 bin öğrencinin içinde 300'ü geçmiyor bu olayların içine girenler. Yazık değil mi öbür çocuklara? Ama yönetimin içerisinde öteden beri maalesef marjinal davranışlar içerisinde bulunan öğretim görevlileri var. Yani onlarla bunlar, onlardan cesaret alıyorlar. Onların sesine çok çıkması. Bunların kesinlikle değişmesi, ODTÜ'nün de bir normal raya oturması şart. Evet. ODTÜ bizim başımızın tacı, evet, olan bir şey. Benim şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak daire başkanlarımın arasında, çalışanlarımın arasında kaç tane ODTÜ'lü pırıl pırıl gençler var. Onlar yönetiyor, onlar yapıyor, onlar kalkıp bu başarıyı elde ediyorlar. Böyle başarılı bir üniversitenin
Aynı şekilde de yönetimin de başarılı olması lazım. Efendim biraz hızlanalım, hızlı gidelim. Çok sorumuz var size soracağımız. OHTÜ'nün altından geçireceğiniz yol nereye gidecek? Buraya çıkacak. Gene buraya çıkacak. Bilkent tarafından gelecek. Bilkent'ten alttan... O da bir kestirme. Evet, 1800 küsur metrelik bir atlayışla Çay yolu Kızılay hattını, metrosunu ne zaman açacaksınız? Bunu 10 Mart'tan sonra açacağız. Başbakanımız 10 Mart dedi ama... Yani 10 Mart'tan sonra uygun bir günde, şartların el verdiği bir günde, 12, 13, seçimden 14... Seçimden önce açacak. Seçimden önce. Yani 20'si girecek. 10 ile 20'si arası. Çünkü 20'sinden sonra açılış yasak. Evet. 10 ile 20'si arasında bir tarihte açacağız. Sincan metrosu devam ediyor. Keçiören metrosu yıl sonu itibariyle bitecek inşallah. Sincan metrosu başladı. Devam ediyor. O devam ediyor. Orada vagon sayıları sınırlı. Vagon sayıları gelmeye başladı. Geldikçe rahatlayacak, rahatlayacak. Çankaya Kızılay arasında bir metro yok mu? Çankaya Kızılay arasında herhangi bir metro yok. İnşallah bizim projelerimiz arasında inşallah Dikmen Vadisi'nin içerisine sokacağımız bir teleferik projemiz var inşallah. Çay yolu metrosu devreye girdikten sonra mesela bu ODTÜ yolu, çay yolu metrosu o bölgeye olan hizmetleriniz artıyor sizin gittikçe, gün geçtikçe artıyor. Eskişehir yolunu da genişlettiniz. Buradaki oy oranınızda bir artış bekliyor musunuz? Beklemiyorum. Oy oranında bir artış beklemiyorum. Çünkü çay yolunda oturan vatandaşlarımızın ciddi bir kısmı maalesef tamamen olaylara ideolojik bakıyorlar. Hizmet açısından bakmıyorlar. Ben belediye başkanı olduğumda çay yolunda asfalt yoktu, asfaltı getirdik. Kaldırım yoktu, kaldırım getirdik. Bir tane ağaç yoktu, ağaca doyurduk. Doğal gaz yoktu, doğal gaz getirdik. Su günde 2 saat, 3 saat yaz aylarında akardı. Suyu 24 saat akar hale geldi. Trafiği şeye inmek için 45 dakikadan önce inemezlerdi Kızılay'a. Hem Eskişehir yolunu 8 şeride çıkarttık, hem de ona paralel olaraktan 6 şeritli Sabancı Bulvarı'nı yaptık. Onlarla rahatlattık. Her türlü sosyal yaşantının en rahat olduğu yer. Pırıl pırıl bir sen, verilmeyen bir hizmet yok, alınmayan bir hizmet yok. Oya geldiği zaman tamamen ideolojik düşünüyorlar. Bu ideolojik kurguyu kırmaları onların gereği. Ve Çankaya'dan da zerre hizmet almıyorlar. Çankaya'dan hizmet almadıkları halde Çankaya Belediyesi'ne götürüyor, oy veriyorlar. Benim bunu anlamam mümkün değil. Ben bu 31 Mart'ta sizin oradaki oyunuzun artacağını düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Sağduyulu davranıldığı takdirde artmaması mümkün değil. Şimdi şu yol, şu yola karşı çıkanlar kim? CHP milletvekilleri. Bakın oradaki görmüş olduğunuz semt var ya, CHP'nin en yoğun olduğu bir semt. Ama şu nimeti görüyorsunuz. Şimdi bunun karşılığı gelecek mi, gelmeyecek mi? Ben geleceğini düşünüyorum. İnşallah hakkı teslim ederler. Evet. Başımın üzerinde yerleri var. Verseler de vermeseler de. Madem seçmenden açtık Melih Bey, şu son anketinizin sonuçlarını da alabilir miyiz ilçe bazlı olarak? Hem genel hem Ankara. Ben, bir de onu şey yapabilir miyiz? Ben şöyle söyleyeyim. Hay memnuniyetle. Çünkü bakın şimdi Ankara genelinde yapılan anketler, değişik anketler var. Mesela... şöyle söyleyeyim. Orece'nin yaptığı bir şirketlerin anket vardı. Nasıl tabii ismi ve bir de biliyorsun rakamı söylemem gerekiyor. 21.700 kişiyle yapılan Orece'nin yaptığı. Neredeyse 30.000 yani evet, çok. Evet. Öyle yapmışlar. CHP'nin adayı 34.1, MHP'nin adayı 14.4, Melih Gökçek 47.6. Çok büyük bir puan farkı evet, var Orece'de. Evet. Ayrıca aynı şekilde ikinci bir şey AG'nin yapmış olduğu bir araştırma. Onun yalnız seçmen sayısını bulmam lazım şuradan. Geçen sefer de böyle oldu. Ben vakit kaybederken biz şey yapalım isterseniz onu şey yaparız. Siz ya bir taraftan... de Mansur Yavaş'la ilgili aslında Sayın Melih Gökçe'ye bazı sorular... 3994 denekte yapılmış. Orada da Melih Gökçe 44.8, CHP'nin adayı 35.9, MHP 16.3 çıkmış. Ben özellikle kendim anket yaptırmayı seven birisiyim. 94.477 kişiyle anket yaptık. Ne zaman? Yaklaşık periyot olarak düşündüğünüz zaman 10 günde biten bir anket. Ortalama her ilçede 9.000-10.000 civarında ortalamaları var. 100 bin kişilik bir anket. Yani. Yaklaşık 100 bin kişi. Net rakamı veriyorum. Yoksa sizi kapatırlar. Evet. 94.477 kişi. Bu anketteki sonuç şu. Milliyetçi Hareket Partisi 9.81, CHP adayı 35.35 ve Melih Gökçek AK Parti adayı 52.81.
Yani ben kendi anketime güveniyorum. Göreceğiz inşallah sonunda. Ve en önemli husus nedir biliyor musunuz? Anketlerin nereye gidip nereye gitmediğini anlamak için. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı biliyorsunuz eski Beypazarı Belediye Başkanı. Ben Beypazarı'nda bir toplantı yaptım. Daha sonra da orada gittim bir anket yaptırdım. Bu anketi yaptırdıktan sonra dedim ki anket kuruluşlarına lütfen size rica ediyorum. Ankara seçimlerinin neticesini öğrenmek için gidin Beypazarı'nda anket yapın. Sadece Beypazarı'nda. Niye? Çünkü Beypazarı Belediye Başkanı yaptı. Orada belediye başkanı, hemşerileri. Dolayısıyla oradaki çıkacak olan netice Ankara'ya ışık tutacak. Dört firma beni kabul etti ve gitti. Bakın bunlardan birincisi ORC. ORC 1040 kişiyle yaptı bu şeyi, anketi. Beypazarı. Evet. 34.2 CHP adayı, 54 ben. ANAR 1850 kişiyle anket yaptı. 37.6 CHP adayı, 56.6 ben. GENAR gitti 1204 kişiyle anket yaptı. 34.5 CHP adayı, 51.9 ben. SONAR biliyorsunuz biraz da sola yakın bir anket şirketi. O da merak etmiş gitmiş yapmış. 25.8 CHP adayı, 41.9 ben, %30.1 de kararsız var. Yani o kararsızlar gelince. Bir dakika Melih Bey, siz bu anketlerde MHP adayını aradan çıkartmışsınız. MHP adayı... Burada MHP adayı söyleyeyim. ORC'de 9.1, ANAR'da 5.1, GENAR'da 11.1, SONAR'da 1.6 çıkmış. SONAR'da 1336 kişiyle yapmış bu anketi. MHP oyları şimdi bunu, ondan CHP'ye bunu söylediğimiz mi? Zaman, bunu anlattığımız zaman, arada dikkat ediyorsanız yaklaşık 20 puanlık bir fark var. Sadece Beypazarı'nda. Eğer Beypazarı'nda 21 puanlık fark varsa Ankara genelindeki farkı siz düşünün. Ankara içerisinde şu anda CHP'nin bizi geçtiği tek yer Çankaya. Bakın 17 tane ilçemiz var. Taşra, yani daha doğrusu çevre ilçesi dediğimiz ilçeler. Çevre ilçelerin 17'sinde 17 yapıyor AK Parti. Merkezde de inşallah 8'deyiz 8 yapmak için ayrı bir mücadele vereceğiz. En çok çekiştiğiniz Çankaya'yı kaybetti gözüyle mi bakıyorsunuz? Hayır, ama ben size bir şey söyleyeyim. Çankaya çok enteresan. Çankaya'da şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısına DSP'den çok kuvvetli bir aday çıktı. CHP'de aday olup da olamayan. DSP bayağı şanslı hale geldi. Bizim adayımız da, ben buradan da özellikle Çankayalılara sesleniyorum. Barış Aydın'a dikkat etsinler. Son derece presentable bir tip. Son derece modern bir arkadaş. DSP'ninki Bekir Ödemiş. Evet. Doğan Taşdelen'in oğlu. Doğan Taşdelen'in oğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı. Alper Taşdelen. Bizim adayımız da Barış Aydın Bey. Biliyorsunuz daha önce değişik sanayi odalarında, derneklerinde başkanlık yapmış olan bir arkadaşımız. Ve lütfen mümkünse bunları çıkartıp bir televizyonla tartıştırın. Çok vizyonu olan genç bir adam. Çok vizyonu var. Yani şey değil, mesela Cumhuriyet Halk Partiler, ben biraz televizyonlarda fazla CHP'ye falan yüklendiğim için kızarlardı. Bu böyle bir çocuk değil. Bu öyle bir genç ki gerçekten işi gücü hizmet, başka bir şey yok. Ve Çankayalı'nın seveceği bir tip. Tanısınlar Barış Aydın'ı, severler. Ve Barış Aydın'a oy verip bu sefer hizmet alsınlar. Ya inat ediyorsunuz, veriyorsunuz. Esaretle ben bir şey söyleyeyim. Babası ne yaptı 10 senedeki? Oğlu ne yapsın? Ben şöyle söyleyeyim. Babasıyla belki oğlu başka bir yol televizyona izler, televizyona çıktı babası şeyin. Yani Doğan Taşdelen'le ben çıktım. Hiç unutmam o şeyi. O bantı hatta seyredip gülmüşümdür. Televizyona beraber çıktık. Şimdi yaptı. O zaman adaydı bana. Hatırlar mısınız? Kara Yalçın. Doğan Taşdelen, Melih Gökçek üçlüsü. 99 seçimleriydi. O da DSP'den çıkmıştı. Karşı karşıya geldik. Doğan başladı yaptıklarını anlatmaya. 10 senelik belediye başkanı. 8 tane ortaya resim koydu yaptığı için. 2 tane de yapacağı için koydu. Şunları bana bir verir misin Doğan dedim. Kaç senelik belediye başkanısın dedim. 10 sene. Ne yapmışsın dedim. 10 tane. Bir birlikte sayalım. Saydım. Ondan sonra bu ikisini de yapacaksın değil mi? Hep yaptığın bu mu dedim, altı üstü. Bu kadarını mı gösteriyorsun filan. Çıldırmıştı orada, inanamazsınız. Ve Doğan Taşdelen yok oldu. Yok, bir hizmet yapmadı. Yaptığı hizmetlerin çoğu da yıkık, dökük şeydi. Bir de onları koymuştu. Orada CHP'nin karşısında aday olması da çok eleştirilmişti CHP tarafından. Ve sizin belediye başkan olmanızı da bir anlamda o adaylığa bağlamışlardı. DSP'den öyle demişlerdi olması. Ama o seçim Türk Cumhuriyet tarihinde
Ankara'da en büyük hilenin yapıldığı seçimdir. 99. 99 seçimi. O dönemde Başbakanlık Takip Kurulu... Fazilet Partisi'ndeydiniz değil mi efendim? Başbakanlık Takip Kurulu özellikle görevlendirildi ve sandıkların üzerinde inanılmaz oyunlar yapıldı. Hatta ben onu gittiğimde birçok yerde yakaladım. Verso. Erhan Göksel. Erhan Göksel'i hatırlarsınız. Rahmetli. Erhan bana bu hikayeyi anlattı. Ve bu hikayenin bir şahidi de halen sağdır. Yılmaz Tunca Bey şeyde Flash TV'nin sabah programlarını yapar halen. Onun programında da bunu anlattım. Kendi de teyit etti. Olay şöyle. Geliyorlar Erhan'ın yanına Başbakanlık Takip Kurulu'ndan. Diyorlar ki bu seçimi kim kazanır? Melih kazanır. Kaç oyla kaç fark atar? En fazla diyorlar. 50 bin atar diyor fark. Gidiyor bunlar. Seçim yapılıyor. Ben 30 bin farktan oy aldım. 29 bin küsur. 30 bin farktan seçimi aldım. Geliyorlar Erhan'a. Niye bize yalan söyledin diyorlar. Ne oldu diyor. 50 bin dedin diyor. İşi şansa bırakmak istemedik. 80 bin oyunu yedik adamın diyor. 30 bin farkla aldılar diyor. 80 bin oyunu. Bakın bu canlı şahittir. O zaman Başbakanlık Takip Kurulu'nun yaptığı iş. Unutanlar için hatırlatmak lazım. 28 Şubat dönemiydi. DSP, evet. MHP, ANAP hükümeti bu, vardı. Bu 17 Aralık siyasi operasyonunu planlayan aktörlerin çeşitli illerde CHP ile MHP oylarını tek adayı da toplayıp sizin partinizin oylarını aşağı çekmek gibi bir projesi olduğu da söyleniyor. Var, bak bu proje var. Şimdi bunu Ankara genelinde şey yaptığımızda siz MHP'den CHP'ye ne kadar oy gidecek düşünüyorsunuz? Veya MHP'nin seçmeni biraz tanırsınız. Bak ben siz. Size bir şey söyleyeyim. Bu mevcut olan olayda aynı zamanda yani AK Parti operasyonunun yanında bir de MHP operasyonu var. CHP operasyonu var. Üçlü bir operasyon yapılıyor bu seçimde. CHP'de sağcı adaylar özellikle getirilmek suretiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin solunun üzerine bir sağ kılıp konularak merkeze çekildiği, daha fazla oy verilmesi gerektiği, bunu herkesi toparlayacak insanlar getirdiği iddiasını ortaya koymaya çalışıyor. Bu özellikle gene yurt dışından, tamamen yurt dışından yapılan bir planlama. Yani neokonların bir projesi ve Türkiye'de baronlar vasıtasıyla gerçekleştirdikleri bir proje. İstanbul'da kalkıp da Sarıgül'ü getirilmesinin nedeni bu. Ankara'da Mansur Yavaş'ın getirilmesi tesadüf değil. Bir yıl önce Kılıçdaroğlu Mansur'u aday yapacağını Uğur Dündar'a söylüyor. Uğur Dündar yazdı. Bunların hepsi planlı. Hatay'da, Kayseri'de, Balıkesir'de, Adana. Bursa'da... Adana. Sadece ben Adana'yı bilemedim. Hayır, Adana'ya öyle bir aday koydu ki efendim CHP. Evet. Yani o kadar zayıf bir aday. Adana'da CHP'nin oyu vardır. Köklü bir oyu vardır. Hayır, bu anlaşma... Ben anlaşma olduğu kanaatinde değil. Bak onu söyleyeceğim. Evet. Şimdi burada CHP sağ tandanslı adamlar gösteriliyor. Evet. Ve CHP sağa çekiliyor ki %26 oy 30'a çıksın. Dolayısıyla bir koalisyon ortağı haline gelebilsin. Bu CHP operasyonu. Kimin yaptığı? Baronların yaptığı. AK Parti için ne? Recep Tayyip Erdoğan gidecek, AK Parti çökecek. Bu ikinci. Peki MHP için operasyon ne? Devlet Bahçeli'nin gönderilmesi. Niçin Devlet Bahçeli gönderilmek isteniyor? Bir nedeni var. Seversiniz sevmezsiniz. Yani zaman zaman şimdi şu anda da mesela Devlet Bahçeli'nin sırf siyasi nedenden dolayı bence yanlış çıkışlar oluyor. Ama bir tek davranışı milli. Nedir o? Gençleri olayların içine sokmuyor. Sokağa. Gezi olaylarında da sokağa dökmüyor. Şimdi bak mesela bu 15 gün içinde dökmeyi deneyecekler ve şeye de baskı yapacaklar. Devlet Bahçeli'ye yapacaklar sokağa dökmek için. Baronlar yapacak bunu illa ki sokağa dökülsün diye. İşte artık AK Parti anca bundan gider diye ikna etmeye çalışacaklar. Ne olup olmayacağını göreceğiz. Ama bugüne kadar Devlet Bahçeli çocukları sokağa dökmediği için çocukları sokağa dökecek bir lideri MHP'nin başına getirmek istiyorlar. Onun için MHP başarısız olursa Devlet Bahçeli'ye kesinlikle yol gözükür. Eğer kalkar da Cumhuriyet Halk Partisi'ne değişik vilayetlerde böyle oylarını MHP'liler verecek olurlarsa tamamen bunların baronların oyunlarına alet olmuş olurlar. Ve kendi sonlarını kendileri hazırlarlar. Tabiri caizse sola baronlara yem olurlar. Ben ümit ediyorum... Milliyetçi Hareket Partiler bu oyuna düşmeyecek. Ben size çok özel bir soru sormak istiyorum. Siz o dünyayı biraz tanıyan bir insansınız. Mesela Muhsin Bey'le iyi arkadaşlığınız vardı.
Ondan sonra Muhsin Bey'den sonra Yaşar Topçu vardı mesela şeyin başında. Ondan da çok iyi bir dostluğum var. MHP tabanına şey. Melih Bey çok iyi hitap eden birisi yani. Şimdi ben bu hani oranın kodlarını bilirsiniz siz. O dünyanın kodlarını biraz bilirsiniz. Yani MHP'li MHP tabanında birilerinin veya üçüncü camiadan birilerinin gidip CHP yani altı okun altına mühür basacağını düşünüyor musunuz? Bunun bir kere ben genel anlamda kesinlikle olmayacağını düşünüyorum. Bazılarının niyeti var da bunu önümüzdeki programda ben size çok daha detaylı anlatayım. Anladım. Niye önümüzdeki programda olduğunu da bana sorarsınız. Niye yok, bunu da anlatmadınız da? Aslında bunu MHP'nin Ankara adayı Mevlüt Karakaya'ya geçtiğimiz hafta sorduk ve dedik ki yani şöyle bir dedikodu var Ankara kulislerinde. Sizin yanınıza yaklaşıyorlar. Genelde CHP'liler bunu söylüyorlar. Diyorlar ki CHP'nin aday daha doğrusu MHP'liler de Mansur Yavaş'a oy verecek. Böyle bir kanı var. Siz tabii ki adaysınız sonuçta buna katılmıyorsunuzdur. O gereken cevabı verdi, söyledi. Siz Melih Gökçek olarak düşündüğünüzde CHP'nin karşınıza Muharrem İnce'nin çıkarmasını nasıl değerlendirirdiniz? Mansur Yavaş çıktı daha iyi diye de düşünüyor musunuz? Bunu da sormak istiyorum. Yani ben şu kadarını söyleyeyim. Ha, bu arada sizden takım elbise kazandım, onu da istiyorum. Ne diye? Sizle iddiaya girmiştik biz burada yayında. Siz Muharrem İnce olacak dediniz, ben olmayacak dedim. Takım sen hepsi çıktın. Evet, onu da hatırlatıyorum. Hangisi daha iyi oldu sizin şimdi için? Şimdi ben şu kadarını söyleyeyim. Samimi olarak söylüyorum. Muharrem İnce çıksa mevcut olan adaydan belki 1-2 puan daha düşük alırdı. O kadar fazla fark etmez. Bir puan filan daha düşük alabilirdi. Ama Muharrem çok daha sert bir muhalefet yapardı. Daha sert geçerdi şeyimiz. Seçim kampanyası. Şimdi CHP'nin yeni adayı temeli yok. Çok boş. Ben mazur görün benim lafı ama çok boş. Çok atıyor. İnanılmaz şekilde. Niye insanlar... efendim su fiyatları düşecek? Bu güzel bir şey yani Ankaralı. Şey ben bir Ankaralı olarak su fiyatlarının düşmesini belediye isterim. Belediye başkanlarının yani. Yetkilerinin azaltılması önerisini getirmiş Mansur Bey. Ve belediye başkanı olacak. Düşünebiliyor musunuz? Bir belediye başkanı kendi başkan olacak, yetkilerimiz azalsın diyor. Niye başkan oluyorsun? Bir yere muavin ol. Bir de yol yapmakla trafik sorunu çözülmez demiş. Evet, yol yapmayacaksın. Bütün araçları üst üste koyacaksın. Olacak şey mi? Bakın, ulaşımda metro asıldır. Hiç buna tereddüt yok. Ama metro pahalı bir şeydir. Diyor ki mesela 74 kilometre diyor metro yapacağım diyor. 1.8 milyara yapacağım. Yani 1.8 katrilyona yapacağım diyor. Bunu diyor. Böyle bir metro yok yeryüzünde. Minimum 7.5 katrilyon. Minimum. Evet. Yani adamcağızın bir kere ölçüsü yok. Bilmiyor. Bilmeden konuşuyor. Gerçekten bilmeden konuşuyor. Ama 74 kilometrelik metro hattını 1.8 milyar TL'ye yapacağım. Evet işte onu söylüyorum. 8 katrilyon. İşte onu ya mümkün yani. Mü 1.8'e yapması mümkün mü? Yani bakın 45 milyon dolardır minimum bir kilometre metro. Çin'de bile yok o fiyat. Yani yok böyle bir fiyat yani. Atıyor yani. Yani resmen çarp 45'ten şeyi. Ne derler ona? 90 trilyonla yani pardon evet 90. 45 milyon dolar 90 trilyon yani. 90 trilyon eder. Trilyon 90 trilyonu da çarp şeyle 74 kilometreyle yaklaşık 7.4 katrilyon eder. Evet. Bu hesap bu kadar basit. Yani bu kadar basit. Bu kadar basitten dahi anlamıyor. Su fiyatlarını indireceğim. Bir Ankaralı olarak ben mesela su fiyatlarının indirilmesi benim hoşuma gider. Hoşuna gider. Şimdi aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Doğru mu? Evet. Yani bir insanın icraatı geçmişteki yaptığı geleceğine ışık tutar. Beypazarı Belediye Başkanlığı yaptı bu beyefendi. Beypazarı Belediye Başkanlığı'na geldiğinde suyun fiyatı 13 kuruştu. 13 kuruş. Geldiği zaman ilk yaptığı icraat ne biliyor musunuz? Zam yapmak. Ne kadar yaptı? %92. 25 kuruş oldu. Bakın geldiği anda ilk yaptığı iş bu zammı yapmak oldu. Ben de aynı dönemde bir daha belediye başkanı seçildim 99'da. Ben 99'da belediye başkanı olduğumda Ankara'da suyun fiyatı 14 kuruştu. Onda 13 kuruş, bende 14 kuruş. Ve onun atık su fiyatı yok. Bak dikkat edin. Çünkü orada bütün kanalizasyonlar patlamış. 50 yıllık şey kanallar var. Her taraf patlak. Hiçbirini yapmadı. Atık su parası almıyor. Su parası 14. Bizde 14 kuruşun
%50'si de atık su parası. Ona göre düşünün. Ben de 14 kuruş. Ben de zam yapmışım. Gelir gelmez. 1 kuruş, 15 kuruş yapmışım. Adam ne yapmış? %92 zam, 25 kuruş yapmış. Yani el vicdan. O gitmiş. Onu da anlatacağım. O gitmiş 10 sene sonra belediye başkanlığında. Bıraktığında su 140 kuruş. Sunun içerisi su asbest borulardan içiliyor. Yani kanserojen boyalar borulardan içiliyor. Ve suda arsenik var. Arsenik olduğu için suyu içmen mümkün değil. Ve inanılmaz derecede kalitesiz bir su. Vatandaş isyan ediyor. Kaç kuruş? 140 kuruş. Atık su? Atık su yok çünkü kanalizasyon yok doğru diyor. Her taraftan patır patır patlıyor. Böyle bir Beypazarı'nı bırakmış. Ben de aynı dönemin içerisinde su fiyatı ne biliyor musunuz Ankara'da? 150 kuruş. Bak orada 140 kuruş, ben de 150 kuruş. Benimki atık su parası dahil. Onda atık su parası yok. Ve koca bir belediyede kilometrelerce ötesinden geliyor. Bizdeki yapılan kanalların çapı içinden metro geçecek büyüklükte. Dev kanallarımız var, toplama kanallarımız var. Orada sadece 20 santimlik küçük kanallar var. Düşünebiliyor musunuz hizmeti? Ve yapmamış. Şimdi asbest boruyu son 5 yıl içerisinde oradaki arkadaşımız MHP'de, yani evet. MHP'liydi, bize geçti Cengiz Bey. Geçtikten sonra beraberce protokol yaptık, biz hizmet vermeye başladık. Bütün su borularını değiştirdik, asbest borular bitti. 80 kilometre. Evet. Onun haricinde arıtma tesisi yaptık. Şu anda arıtma tesisi devreye girmek üzere. Arsenik, marsenik filan hak getire kalmıyor. Kanalları olduğu gibi 50 küsur kilometre kanal yaptık. 55 kilometre olacak yanlış hatırlamıyorsam. 55 kilometre kanal tamamen yeniledik. Nereden nereye getirdik? Ben üstelik de Beypazarı'na daha bana bağlanmadan bunları yaptım. Şimdi ben vatandaşa soruyorum. Ya arkadaş sen indireceğim diyorsun. Niye ilk geldiğinde Beypazarı'nda 13 kuruşluk suyu 25 kuruş yaptın? %92 zam yaptın? Böyle bir şey olmaz. İki, efendim gelir gelmez %30 indireceğim. %30 indireceğim ne demek biliyor musunuz? 300 trilyon lira ben indireceğim diyor aşağı diyor. Artı diyor ki fakir fukara ailelerden diyor 60 lira yerine diyor 10 lira alacağım. 50 lira da orada indirim yapacağım. Kaç lira ediyor biliyor musunuz? 165 bin ailede 99 trilyon ediyor. Düz diyelim 100 trilyon. 100 trilyon. 100 oraya koydun ne yaptı? 400 trilyon. Evet. Neyle yatırım yapacaksın ya sen? Sen milletin suratına böyle bakacaksın o da o. Neye benziyor biliyor musun bu? Hani şey vardı meşhur Cem Uzan. İndireceğim benzini 1 liraya şunu indireceğim ver vaadi. Doktor, ver coşkuyu. Ne diyor coşkuyu? Ya bu kadar basiretsiz. Bu kadar işten uzak bir şey olabilir mi? Ağzına mesela dolamış. Diyor ki efendim diyor. Bir tane diyor şey var, çelik kafes son var. Son 3 dakikamız bu arada efendim. Çelik kafesi diyor, kalkıp sattı diyor, kamu zararı meydana getirdi diyor. Ya biz çelik kafesi 71 trilyon lira para sarf etmişiz. Çelik kafesi 205 trilyon lira karşılığı olan bir paraya. Armadanın karşısında bahsediyorsunuz. Evet, satmışız. Efendim o çelik kafesteki o şeyler ne oldu çelikler? Ya bunu bir müteahhit aldı. Aldıktan sonra ister kafesi söker başka iş yapar, ister kafesi aynen kullanır. Onun bileceği şey. Ben o kafesi bitirseydim, camın çerçevesini koysaydım, millete dükkan olarak satsaydım, kalkıp burada olduğu gibi 135 trilyon lira benim buradan kar etmem mümkün müydü? Yok böyle bir şey. Ben buradan 135 trilyon kar etmişim ya. Bana ne o kafesi sökmüş sökmemiş? Bundan ne alaka? Ama adamcağızın şeyi bu. Düşüncesi bu. Efendim diyor ben gelince diyor mesela siz diyor Avrupa'nın en büyük tema parkını yapacak mısınız? Niye böyle büyük yapıyorsunuz? Orta büyüklükte veya küçük yapsanız. Adamcağız küçük düşünmeye alışmış. Büyük düşünce yok. Ya Ankara mega kent. Mega kentte büyük düşüneceğim. Ben de diyorum ki en büyüğünü yapacaksın. Ankara'ya turisti dolduracaksın. Hesap yaparken de hesabı bilmiyor. Diyor ki öyle bir yere diyor yapmışsın ki bunu diyor. Günde diyor 100 bin tane araç gelecek buraya diyor. Ya 100 bin orada zaten 6700 tane araçlık park yeri var. 100 bin tane araç nereden gelecek buraya? 100 bin araç gelse cumartesi pazar günleri sadece öyle düşün. Diğer günler 30 bin araç geldiğini düşün. Yılda ne yapıyor biliyor musunuz? 40 milyon kişinin gelmesi gerekiyor oraya. 40 milyon. Bir de normal metroyla gelecek. Oradan geçen keşke gelsin. Siz ondan ya gelsin. Yok ki böyle bir şey ya. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Evet. Adamcağız hesap kitap bilmiyor. Atıyor, küreliyor.
coşkuyu veriyor. Evet. Yersen ye, yemezsen yeme. Yapacağım, edeceğim. Aynı Kılıçdaroğlu. Hani İstanbul'a gittiydi ya, gelince hemen CHP'den kaptı şey. Diyor ki 600 lira her aileye para vereceğim belediye başkanı olunca dedi. Başbakan mecliste yakaladı. Hadi dedi. Gönül. İzmir sende dedi. Versene 600 liraya dedi. Bekara dedi karı boşaması kolay gelir dedi. Bunlara böyle. Coşkuyu ver, millet yerse yesin. Tam tersini gelince belediye başkanı olarak yap. Ama buraya gelince bunu söyle. Biz de Mansur Bey'i programımıza davet ettik. Bir gazeteci olarak en azından Mansur Bey'le sizi beraber de ağırlamak isteriz ama... Mansur Bey sizle programa gelemez. Çıkmayacağını daha önceden gelemez. Açıkladı. Gelemez. Süremiz bitti. Hadi bir de şöyle bir şey var. Gelmeyebilir de bizim izleyicilerimiz şöyle bir algıya kapılmasınlar. RTÜK veya Yüksek Seçim Kurulu yapıyor bunu. Zannediyorlar ki biz sadece sizi alıyoruz. Yok, faks çekiyorum. Hafta. Davet ediyorum. Geçen hafta kesin cezayı yersiniz. Ama bakın. Ama geçen hafta Mevlüt Bey'i çıkarttı. Arkadaş hem çıkmıyorlar korkuyorlar. Hem de gidip Yüksek Seçim Kurulu'na şikayet edip bunlar kalkıp taraf tutuyor deyip şikayet ediyorlar. Yok, başka televizyonlar da aynısını. Tek olarak Halk TV'ye de hiçbir şey olmuyor. Her şeyi söylüyorlar. Evet. Halk TV'ye bir kapatma gelmedi. Bu arada Mansur Yavaş için ben de Türkiye Gazetesi olarak randevu talebinde bulundum ve 4 gün boyunca bana danışmanı dahil dönmedi. Hmm. Yani tabii ki bize röportaj vermek zorunda değiller. Bunu köşe yazısı konusu da ettim kendisine ama nezaketen dönmesi doğru olurdu diye düşünüyorum. Hmm. Zira Mevlüt Karakaya ziyaretimize dahi geldi burada. Onu da vurgulamak lazım. Bana da Ayşe Arman geldi. Tamamen bize karşı taban tabana zıt olan birisi. Çıktık çatır çatır röportajımızı yaptık. Bu kadar basit. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Önünüzde uzun, zorlu bir ay var. Aslında hepimizin var. Türkiye'yi zor bir ay bekliyor, Mart ayı. Bakalım neler olacak. Biz size şimdiden bol şanslar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Nuri Bey ve Ercan sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, bu akşamlık da bu kadar diyoruz. Yorumu biz her zaman olduğu gibi sizlere bırakıyoruz. Ankara'dan hoşça kalın diyoruz. İyi akşamlar efendim.